Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir tane daha örnek çözüyor olacağız. Bu seferki örneğimiz diyor ki Arkadaşlar iki tane BCD sayımız varmış. Bunlar excess 3 yani fazlalık 3 kodunda ifade edilmiş. Bunlar toplandığında biz 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 gibi 8 bitlik bir sonuç elde ediyormuşuz. Eğer bu sayılardan bir tanesi desimal olarak 12'ye 10 şeklinde verilmişse yani 12'ye 10 dedim ama o 10 zaten desimal olduğunu belli ediyor. 12 şeklinde verilmişse diğeri nedir? Yani mantığımız şu arkadaşlar. A ve B diye iki tane sayımız var. Bunlar BCD olarak yani Binary Coded Decimal yani arkadaşlar binary olarak kodlanmış desimaller olarak verilmiş. Sonucumuz da neymiş arkadaşlar 0 1 1 1 1 0 1 1 gibi bir cevapmış. Bu sayılardan bir tanesi 12 ise arkadaşlar örneğin bu sayı 12 değil mi? Bu 12 ise arkadaşlar diğeri B soru işareti. Olayımız bu. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Eğer A'nın değeri 12 ise şöyle ifade ettim. Ben bunu BCD'de nasıl yazabilirim? Bakın 1, 2, 3, 4 diyelim. 1, 2, 3, 4 diyelim. Önce 1'i alacağım bakın. 0, 0, 0, 1. Daha sonrasında ne yapacağım? 2'yi alacağım değil mi? 0, 0, 1, 0. E bunu ne yapmam lazım benim? Bir de ekses 3 kodunda ifade etmem lazım. Yani fazlalık bir 3 eklemem lazım arkadaşlar. E bunu yaptığım zaman bakın 0, 1, 0, 0 olacak burası. Çünkü... Bak... Bakın 1'di 4 oldu. E burası da 2'ydi 5 olması lazım. 0, 1, 0, 1 olacaktır. İşte bu benim A sayım değil mi? Şöyle de ifade edelim bakın. Bu XS 3 kodu olarak yazıldı. E daha sonrasında bakın burada da XS 3 kodu olarak benim cevabım var mı arkadaşlar? Var. E o zaman çok basit bir mantık düşünelim. Ben size diyorum ki A artı B eşittir C diyorum. A'nın değeri var. C'nin değeri var. B'nin değeri nedir diyorum. E B'nin değeri C eksi A'dır arkadaşlar. E hadi aynısını yapalım o zaman. Bakın 0, 1, 1, 1 diyorum. Burada da 1, 0, 1, 1 var elimde. Daha sonrasında a'yı yazacağım. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1 arkadaşlar. Şöyle çizgimizi çekelim. Eksi diyelim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar artık? BCD'de çıkarma işlemi yapıyoruz. 1'den 0 şey 1'den 1 çıkardım 0. 1'den 0 1. 0'dan 1 1. Bakın burada da elde bitti. Burada bir borcumuz yok. 1'den 0'ı çıkardım 1. 1'den 0'ı çıkardım 1. 1'den 1'i çıkardım 0. 0'dan 0'ı çıkardım 0. Burada bir problemimiz var mı arkadaşlar? Burada da herhangi bir problemimiz yok. Peki şimdi yapmamız gereken şeyin nedir? Hatırlıyor muyuz biraz? arkadaşlar aslında burada olayımız şuydu eğer elimizde borç veren bir dörtlü grup varsa ki burada iki tane dörtlü grubumuz var İkisi de borç vermiyor bir yere değil mi? Burada yapmamız gereken şey çok temel arkadaşlar. Ne yapacağız? 3 çıkaracağız. Neden? Çünkü fazlalık 3'ümüz vardı zaten. Bakın buradan 0011 çıkarıyoruz. Buradan da 0011 çıkarıyoruz. Bakalım sonuçta ne elde etmiş olacağız? Burada arkadaşlar 0011 çıkarttığımızda zaten full 0 elde ediyoruz. E burada da yukarıda 6 vardı. 3 elde edeceğiz. 0, 0 1, 1 elde etmiş oluruz. Yani aslında baktığınızda bu sayı BCD olarak böyle yazılıyor. Ama onluk sistemde 03 olarak yazılmış oluyor arkadaşlar. İşte diğer sayımız da buymuş. İşte arkadaşlar gördüğünüz üzere bu soru da böyleydi. Gayet kolay bir soruydu. Bundan sonraki videomuzda bir örnek daha çözüyor olacağız. Daha sonrasında pozitif ve negatif logik mantık nedir? Bunun hakkında konuşuyor olacağız. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kim hiç kalder düştün